Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size nefis peynirli kahvaltılık açma tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Hamur için bir paket yaş mayan var, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı ılık su ve 500 gram unum var. 500 gram un da 3,5 su bardağı yapıyor. Yaş mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine ılık süt, ılık su ve toz şekeri koyduktan sonra 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 10 dakika sonra diğer malzemeleri de ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tuzu en sona ilave ediyorum. Tuzun direkt mayayla temas etmemesine dikkat edin. Tuz mayayla temas ettiğinde hamurun mayalanma süresini geciktiriyor. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettik. Ara sıra ellerinizi sıvı yağla yağlarsanız hamur elinize yapışmaz. Şimdi üzerini bir mutfak beziyle kapatıyorum ve hamurumu en az 45 dakika 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurunuzu ne kadar fazla mayalandırırsanız açmalarınız o kadar da yumuşak olur. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel oldu. Tezgahımı sıvı yağla yağladım ve hamurumu bir kere yoğurduktan sonra hamurumdan küçük bezeler hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü size kalmış. Bu arada yine bir haftayı arkamıza bıraktık. Bugün yine pazar ve benim çalışma günüm diyeyim. Şimdi bezelerimi elimle hafif bastırarak açıyorum. Çok fazla açmıyoruz. Hafta arası çalıştığım için aslında bugün benim dinlenme günüm ama videolarımı montajlamam gerektiği için yine çalışıyorum sizin için. Açmış olduğum bu hamurlarımı üzerine fırın kağıdı koymuş olduğum tepsime yerleştirdim ve üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve sonra krema sürüyorum. Evet, yanlış duymadınız. Yumurta sarısından sonra üzerine süt kreması sürüyorum. Süt kreması hem poğaçalarımızın pamuk gibi olmasını hem de lezzetinin daha güzel olmasını sağlıyor ve üzerlerine beyaz peynir koyuyorum. Bugün beyaz peynirin içerisine maydanoz eklemedim. Siz isterseniz ilave edebilirsiniz. Ve üzerlerine bolca çörek otu serpiyorum. Ben çörek otlu poğaça veyahut da böreklere bayılıyorum. Üzerlerini ince ince dilimlemiş olduğum sivri biber ve domateslerle süsledikten sonra tepsinin içinde tekrar 15 dakika kadar mayalandırıyorum ve önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında 25-30 dakika arası pişiriyorum. Çok fazla pişirmeyin. Ne kadar fazla pişirirseniz o kadar kuru olur poğaçalarınız, açmalarınız. Evet, gördüğünüz gibi açmalarım fırından çıktı. Pamuk gibi yumuşacık oldular. Bunu pazar kahvaltılarında mutlaka deneyin. Hamurunuzu akşamdan hazırlayıp ertesi güne de pişirebilirsiniz. İddia ediyorum, bunlar sizde alışkanlık yapacak, vazgeçemeyeceksiniz. Bunları mutlaka deneyin diyorum ve size hayırlı pazarlar diliyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.